Bu videoda tek boyuttaki konumu zamanın bir fonksiyonu olarak nasıl düşünebileceğimizi öğreneceğiz. Zamanın bir fonksiyonu olarak x ekseni üzerindeki konumu ele alacağız. Bunu tanımlamak için örneğin x t eşittir t küp eksi 3 t kare artı 5 ifadesini kullanalım. Buradaki t'lerin negatif olmayacaklarını da bir koşul olarak ekliyorum. Ne de olsa negatif zaman kavramı oldukça garip bir kavram öyle değil mi? İsterseniz şimdi bunun neyi tanımladığını anlamaya çalışalım. Yardımcı olması için küçük bir tablo çizelim. Evet, bulunduğumuz zamana göre bu zamanı saniye türünden alalım. X eksenindeki konumumuzun ne olduğuna bakacağız. Mesela t eşittir 0'da x 0 5'e eşit olur. T eşittir 1'de 1 eksi 3 artı 5'ten eksi 2 artı 5 3'e eşittir t eşittir 2'deki konum 8 eksi 12 artı 5'ten 1 olur. t eşittir 3'te 27 eksi 27 artı 5'ten 5 olur öyle değil mi? Ve 5'e geri dönmüş oluruz. Evet bu tablo ilk 3 saniyede neler olup bittiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Hemen x eksenini de çizelim. Evet pozitif x ekseni. Burası x eşittir 0. Buraya x koyalım ve 1, 2, 3 4 ve 5. Şimdi de bu parçacığın hareketinin neye benzediğini gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Burada başlıyoruz ve 1 2 3 gidiyoruz. Bir daha yapayım. 1 2 3 Evet eğer zamanı doğru bir şekilde ele aldığımızı düşünürsek parçacık işte bu şekilde hareket ediyor diyebiliriz. İsterseniz grafiğini de çizebiliriz. Eğer çizersek buna benzeyen bir grafik elde ederiz t eşittir 0'da başlıyoruz. y ekseninde konum var ve y de x eksenindeki konumumuzu veriyor. Konumdan sağ ve sol olarak bahsederken birdenbire dikey eksene taşımak pek de mantıklı bir hareket gibi durmuyor ama aslına bakarsanız bu ikisi aynı şeyi tanımlıyor. t eşittir 1'de konumumuz 3. Sonra da azalıyor. t eşittir 2'de 1 oluyor ve t eşittir 3'de yön değiştiriyoruz ve yeniden 5 oluyor. Şimdi ise 1'de türev açısından yaklaşacak olursak, bana herhangi bir andaki hızımızın e, ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Hız, konumun türeviydi öyle değil mi? Hemen not edelim. Hızı da zamanın bir fonksiyonu olarak düşünürsek, bunun konumun birinci türevi olduğunu evet söyleyebiliriz. Neye eşit olduğuna gelecek olursak, kuvvet kuralını ve bazı türev özelliklerini kullanarak, eğer ne demek istediğimi anlamadıysanız da yeniden gözden geçirmenizi öneririm. E, bunun türevi 3 t kare eksi 6 t artı sıfıra eşit. t'nin 0'dan büyük eşit olduğunu da bir kere daha ekleyelim. Bunun grafiğini çizdiğimde ise buna benzeyen bir şey olduğunu görürüz. Bu grafiğin arkasında yatan mantığa da değinelim. Birinci saniye, ikinci saniye ve üçüncü saniye demiştik. Sola doğru hareket ederek başladık ve hareket sola doğru olduğunda bunu hızın negatif olması şeklinde yorumlarız. Sağa doğru hareket ediyorsak da hız pozitiftir. Grafiğe bakarsanız birinci saniyeye gelene kadar hızın giderek negatifleştiğini görebilirsiniz. Bundan sonra da negatif ama negatifliği giderek azalıyor. İkinci saniyeden sonra ise pozitif oluyor. Ve ikinci saniye yön değiştirdiğimiz için hız hakkında bu söylediklerim de son derece mantıklı. Giderek negatifleşiyor, negatifleşiyor. yön değiştiriyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Aynen burada gördüğümüz gibi. Bu noktada aklınızdan çıkarmamanız gereken şeylerden biri, hızı zamanın bir fonksiyonu olarak tanımladığımızda sürat ve hızın aynı şeyler olmadığı. Şuraya not edeyim, sürat, Tek boyutlu olarak düşünecek olursak zamanın bir fonksiyonu olan hızın mutlak değeri ya da büyüklüğüdür diyebiliriz. Bu da bu örnekte başlangıçtaki hız giderek negatifleşse bile süratin artmakta olduğu anlamına gelir. Sürat sola doğru giderken önce artıyor, sonra azalıyor ve sonra da sağa doğru giderken artıyor. Önümüzdeki videolarda bunu daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Size son olarak bir de ivmeden bahsetmek istiyorum. İvme de hızın zamana göre değişim oranıdır. Zamanın bir fonksiyonu olan ivme, hızın zamana göre birinci, konumun da zamana göre ikinci türevine eşittir. Kuvvet kuralını kullanarak bunun türevini alırsak 6t eksi 6 elde ederiz. t'nin kısıtlamasını da yapalım. Büyük ya da eşit 0. Peki, grafiğini merak ediyoruz değil mi? İşte burada. İşte y eşittir zamanın bir fonksiyonu olan iğmenin grafiği. t eşittir 0 da iğmenin son derece negatif olduğunu görüyorsunuz değil mi? Eksi 6. Negatifliği giderek azalıyor. t eşittir 1'den sonra da pozitif oluyor. Peki mantıklı mı? 1, 2, 3,, eh, bir saniye, ikinci saniyeye gelene kadar yön değiştirmedik, öyle değil mi? Ama birinci saniyeden sonra hızın negatifliği azalmıştı. Bu da iğmenin pozitif olması anlamına gelir. Eğer kafanızı karıştırdıysam hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. İğme negatifti, pozitif oldu ve pozitif olarak devam etti. Bu videoda size işin mantığını anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki videolarda çözümlü örnekler üzerinden konum ve hareketi, tek boyutta konum ve hareketi dersem daha doğru olur. Evet, bunu daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.